Artık bu şemeye aşina olduğunuza göre, aşinasınız değil mi? O zaman son formülümüzü çıkartabiliriz. BC'yi diğer bildiğimiz şeyleri, mesela odak uzaklığını, açıklığın boyutunu ve cismimiz P'nin uzaklığını kullanarak tanımlayacak bir formül aradığımızı hatırlatmak istiyorum. Bu formülün kilit noktası, şemadaki benzer üçgenleri fark edebilmek. Her şeyin daha iyi anlaşılması için şemanın üzerinde çalıştığımız iki üçgen dışındaki kısmını şimdilik gözümüzün önünden kaldıralım. ABC üçgeni ile AED üçgeninin benzer olduklarını görüyorsunuz, değil mi? Bu BC bölü DE'nin AB bölü AE olduğu anlamına geliyor. Bu birinci denklemimiz olsun. DE uzunluğunu biliyoruz. Açıklığın boyutu demişti ona, ama AB ve AE'nin ne olduğunu bilmiyoruz. İki yeni nokta daha ekliyorum. F ve G. Bu noktalarla birlikte iki yeni dik üçgenimiz daha oluyor ve bu üçgenler yani ABF ve AEG'de benzer üçgenler. Bu benzerliği kullanıp AB bölü AE'nin FA bölü AG'ye eşit olduğunu bulabiliriz. FA, I e ve I e üssü arasındaki uzaklık, AG ise I e olduğu için AB bölü AE'nin I e üssü eksi I e bölü I e olduğunu elde ediyoruz. Ve bunu birinci denklemimize yerleştirince de bc bölü de'nin i üssü eksi i bölü i'ye eşit olduğunu bulmuş oluyoruz. Bu denklemde bc'yi bulmak istediğimizde de bc eşittir de çarpı i üssü eksi i bölü i'yi elde ederiz. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bulanıklık dairesi için bir denklem bulduk. İsterseniz i üssü ve i yerine basit lens denklemini kullanıp bulanıklık dairesinin denklemini f, o ve o üssü cinsinden de yazabilirsiniz. Son alıştırma için hazır mısınız bakalım?